Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Arapçadaki harflerin kelimenin başında, ortasında ve sondaki yazılış durumlarını göreceğiz. Arapçada harfler arkadaşlar bizim Türkçemizdeki el yazısında olduğu gibi hem kendisinden önceki hem de kendisinden sonraki harflere bitiştirilerek yazılır. Bu harflerin kelime içindeki konumları birbirine farklılık arz eder. Yani bir harfin kelimenin başında gelirse farklı, ortasında gelirse farklı, sonunda gelirse farklı yazılır arkadaşlar. Arapçada arkadaşlar 28 tane harf olduğunu söyledik. Bu harflerden 6 tanesi vardır ki bunlar kendinden önce gelen harfle birleşir. Ancak kendinden sonra gelen harfle asla birleşmez arkadaşlar. Asla diyorum arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Şimdi bu 6 harfi bir görelim. Bu 6 harf: Elif, Del, Zel, Ra, Z ve Vav harfidir arkadaşlar. Bu 6 harf kendinden önceki harfle birleşip kendinden sonra gelen hangi harf olursa olsun kendinden sonra geldiği müddetçe onunla birleşmez. Peki kendinden önceki harf hangisi oluyor? Sonraki harf hangisi oluyor? Örneğin arkadaşlar şuradaki ra harfini ele alalım. Buradaki ra harfinden önceki harf zel, dal ve eliftir arkadaşlar. Sonraki harf, ra'dan sonra gelen harf z ve vav'dır. Aman ha arkadaşlar, sakın ra'dan önceki harf z ve vav değildir. Tam bizim Türkçemizdeki yazının tam tersidir. Çünkü biz Arapçada sağdan sola doğru yazmaya başlarız. Bu demek oluyor ki en sağdaki harf Arapçada ilk harfimizdir arkadaşlar. Ve bir kelimedeki harfin önceki harf onun sağında kalan harftir. Sonraki harf onun solunda kalan harftir arkadaşlar. Bu harfler arkadaşlar bir kelimede geldiği zaman onun sağında kalan, yani bu harflerin sağında kalan harfle bu harfler birleşir. Yani ok işaretinin olduğu yerdeki harflerle birleşir. Ancak bunların solunda kalan harflerle bu harfler asla birleşmez arkadaşlar. Örneğin kitabın kelimesinde gördüğünüz gibi şuradaki harf eliftir arkadaşlar. Elif kendinden önce gelen, yani Elif'in sağındaki T harfiyle birleşmiş ama solundaki olan B harfiyle birleşmez arkadaşlar. Burada mesela ilk harfimiz Kef harfidir arkadaşlar. Çünkü sağdan başlayacak olursak birinci harf Kef, ikinci harf T, üçüncü harf Elif, dördüncü harf B harfidir. Elif harfinden önceki harfler Kef ve T, sonraki harf ise B harfidir arkadaşlar. Şimdi biz Arapçadaki harfleri sırayla başta, ortada ve sondaki yazılış hallerini görelim. Daha önce de söylediğim gibi arkadaşlar Arapçada birbirine benzeyen, yazılış itibariyle birbirine benzeyen çok harf vardır. Bu harfleri nokta ile birbirinden ayırt ederiz. Aynı şekilde birbirine yazılış itibariyle benzeyen harflerin başta, ortada ve sondaki harfleri de aynıdır. Onların da tek farkı noktadır arkadaşlar. Şimdi ilk harfimiz Elif'i görelim. Elif harfi arkadaşlar kendisinden sonra gelen harfle bitişmeyeceği için bu şekilde yazılır. Ahadun misalinde olduğu gibi Elif ilk harfimizdir arkadaşlar. Birinci 1, 2 ve 3 harflik bir kelimede birinci harfimiz Elif'tir. Neden? Çünkü en sağdaki harftir arkadaşlar. O yüzden kendisinden sonra gelen H harfiyle bitişmez arkadaşlar. Ortada yazılışı ve sonda yazılışı aynıdır. Çünkü her ikisinde de kendinden önceki gelen harfle bitişir. Burada gördüğünüz gibi Elif kendinden önce gelen Ayın harfiyle bitişmiş. Ancak kendinden sonra gelen Lam harfiyle birleşmemiştir arkadaşlar. Sondaki yazılışı arkadaşlar kendinden önceki gelen harfle bitişeceği için zaten bitişmiş. Kendinden sonra zaten bir harf olmayacağı için sondaki harf oluyor. Zaten bir harf olsa o zaman ortadaki harf olur arkadaşlar. İkinci harfimiz B harfidir. B harfinin başta yazılışı arkadaşlar bu şekildedir. Gördüğünüz gibi şu ortadan itibaren atılır. Az önce de dediğimiz gibi Elif harfi kendinden önce gelen B ile birleşmiş ama kendinden sonra gelen B ile birleşmemiş arkadaşlar. İkisi de B ancak Elif harfi
kendinden önceki harfle birleşir, kendinden sonraki harfle birleşmez. Ortadaki yazılışı gördüğünüz gibi hem öncekiyle hem sonrakiyle birleşir. Sondaki yazılışı. Arkadaşlar şöyle bir kaide koyabiliriz. Her harfin sondaki yazılışı kendisinin aynısıdır arkadaşlar. İster o harf kendinden önceki harfle birleşsin, isterse birleşmesin hiç fark etmez. Hangi harf olursa olsun Arapçadaki 28 harfin tamamı kendisinin kelimenin içindeki son harf olursa sondaki yazılışı kendisinin aynısıdır arkadaşlar. Şimdi biz dediğimiz gibi B, T ve S harfi yazılış itibariyle birbirinin aynı olup nokta ile farklı olduğu için bunların da arkadaşlar başta, ortada ve sonda yazılışları aynıdır arkadaşlar. Biz bunları gruplandırırsak Arapçadaki kelime harflerin sayısını azaltmış oluruz ve aklımızda daha kolay tutarız. Az önceki B'den tek farkı ikisinde iki nokta olmasıdır arkadaşlar. Başta, ortada ve sondaki yazılışı aynıdır. Yine T'ye bakacak olsak Peltek T'ye, B ve T'deki olduğu gibi başta, ortada ve sondaki yazılışı arkadaşlar aynısıdır. Cim harfi. Bu da arkadaşlar cim, ha ve hı harfleri başta, ortada ve sondaki yazılışı aynıdır. Gördüğünüz gibi bu harflerde cim, ha, hı, ileride geleceği zaman sin, şın, sat, lat, ayın, gayın harfleri arkadaşlar. Bu kuyruğundan itibaren atılır arkadaşlar. Kuyruğundan itibaren atılır. Sadece sonda bu şekilde olduğu gibi yazılır. Başta ve ortada kuyruktan itibaren atılır. Gördüğünüz gibi cim harfi kendinden sonra gelen harfle bitişeceği için bu şekilde bitişmiştir. Yine aynı şekilde kendinden önceki gelen harfle bitişir. Yine ortada yazılış şekli gördüğünüz gibi arkadaşlar hem önceki hem sonraki harfle bitişiyor. Arkadaşlar kusura bakmayın, yani fazla burada anlatabileceğimiz bir şey olmadığı için sürekli kendinden önceki harfle bitişir, kendinden sonraki harfle bitişmez bunları söylüyoruz. Eğer rahatsız ediyorsak, sürçülisan ediyorsak kusura bakmayın. Ben inanıyorum ki ettekraru ahsen velev kâne 180, ne kadar tekrar etsek de bizim için faydalı olacağını düşünüyorum. O yüzden sizin daha faydanıza olmanızı istediğim için ben sürekli bu şekilde anlatıyorum. Ha harfi arkadaşlar kendinden cim harfi gibi hem önceki hem sonraki harfi bitişir. Başta, ortada ve sondaki yazılışı cimdeki gibi arkadaşlar aynıdır. Sadece noktası yoktur. Hı harfi cim ve ha'dakinin aynısıdır arkadaşlar. Yani bunları tekrar tekrar anlatmaya gerek yok. Cim, ha, hı başta, ortada ve sondaki yazılışı aynıdır arkadaşlar. Siz de gördüğünüz gibi bütün harflerin sondaki yazılışı aynıdır arkadaşlar. Değişmez. Yani hiçbir taraftan, ortadan, aşağıdan, yukarıdan atılmaz arkadaşlar. Aynı harfteki gibi yazılır. Gelelim arkadaşlar kendinden önceki harfle birleşip kendinden sonraki harfle birleşmeyen ikinci harfimiz dal'dir. Dal harfi arkadaşlar kendinden sonraki harfle birleşmez. Burada dal ilk harf olduğu için, öncekisinde bir harf olmadığı için bu şekilde yazılır arkadaşlar. Yani burada en sağdaki harf dal olduğu için 1, 2, 3 ve 4. harftir. 4. harf ra oluyor burada. Ortadaki harf zaten ortada olması için kendisinden önce bir harf olacak, kendisinden sonra da bir harf olacak. Yani biz şöyle şunu diyebiliriz arkadaşlar. Bir harfin başındaki ve sonundaki harf ne demektir? Eğer bir harften önce bir harf en sağda ise, kelimenin içinde en sağda ise o birinci harf, kelimenin içinde en solda ise o sonuncu harftir. Geriye kalan kaç tane harf olursa olsun onların hepsi ortadaki harftir. Ancak şuna dikkat edelim arkadaşlar. Eğer kendisinden önceki harfe birleşip dalda olduğu gibi sonraki harfe birleşmeyen harf
kendisinden sonraki harfle birleşmeyen, harften sonra gelen harf. Hangi harf olursa olsun, burada dal olmuş ama burada gördüğünüz gibi F, Sin, Şın, Sad, Dad hangisi olursa olsun arkadaşlar. Bunlar ortada olduğu için aslında ortadaki harftir ama baştaki haliyle yazılır. Yazılmak zorundadır. Yani şuradaki dali biz bu şekilde yazamayız arkadaşlar. Neden? Çünkü burada dal kendinden öncekine birleşmemiş. Birleşmediği için, daha doğrusu kendinden sonraki gelen harfi kabul etmiyor buradaki dal. Kabul etmediği için buradaki dali şu çizgiyi koyamayız. Bu çizgiler nedir arkadaşlar? Bunlar harfin yerini tutan bir simgedir, semboldür. Yani bu demektir ki ben kendimden önceki gelen harfle birleşirim. Ama bakın burada bir çizgi yok. Niçin? Çünkü ben kendimden sonra gelen harfle asla birleşmem bize söylüyor arkadaşlar. Sondaki yazılışı da aynıdır. Zaten kendisinden sonra başka bir harf olmayacağını ifade eder. Zelde arkadaşlar dal gibi başta, ortada ve sonda yazılışı aynıdır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi şu rezazun kelimesine bir bakalım. Burada en sağdaki harf ra harfidir. Bundan önce bunun sağında başka bir harf olmadığı için bu ilk harfimizdir. En soldaki harf de zel harfi. Daha sonrasında, daha solunda bir harf olmadığı için birinci ve sonuncu harf bunun. Geriye kalan harf. Burada iki tane var ama işte 3, 4, 5 kaç tane olsun onlar hepsi ortadaki harf olur. Buradaki ra arkadaşlar kendine sonraki harfe bitişmeyeceği için şu zel kendine önceki harfe bitişemiyor. Neden? Çünkü ra diyor ki hayır kardeşim ben benden sonra gelen harfle asla birleşmem. Aynı şekilde elif kendinden önceki gelen harfle bitişir. Ancak zel diyor ki hayır ben benden sonra gelen harfle birleşmem. O yüzden biz buradaki zeli ve şuradaki elifi ve şuradaki zeli baştaki haliyle yazmak zorundayız arkadaşlar. Yani elif kendinden sonraki harfle bitişmediği halde şuradaki zeli buraya şu şekilde koyamayız arkadaşlar. Eliften ayrı yazsak bile koyamayız. Çünkü buradaki işaret zaten bir harfi simgeliyor. Yani bunun aslından değildir. Şu çizgi bir harf demektir. Devam edelim arkadaşlar. Ra ve Z de aynı dal ve zel de olduğu gibi başta, orta ve sondaki yazılışlar aynıdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradaki Z ortadadır. Bu şekilde yazılması lazım. Ancak Vav kendinden sonra gelen harfle bitişmediği için Z'yi baştaki hali yani şuradaki haliyle yazmak zorundayız. Z de kendinden sonraki gelen harfle bitişmediği için ve Nun da sondaki harf olduğu için Nun'u bu şekilde yazmak zorundayız. Arkadaşlar şurada yanlış anlaşılmasın. Kendisinden sonraki gelen harfe bitişmeyen harften sonra gelen harfi biz baştaki şekilde yazacağız dedik. Ancak eğer o harf şuradaki Nun'daki gibi son harf ise biz onu sondaki haliyle yazacağız. Yani biz burada Nun'u baştaki haliyle yazmayacağız. Niye? Çünkü Nun'dan sonra başka bir harf yok. Eğer burada Nun'dan sonra bir harf daha olsaydı, mesela Nun'dan sonra bir Sin harfi gelseydi, biz buradaki Nun'u baştaki şekliyle yazmak zorundaydık arkadaşlar. Ancak Nun sondaki harf olduğu için biz onu sondaki haliyle yazmak zorundayız. Ve burada gördüğünüz gibi Z kendinden önceki gelen B'ye bitişmiş. Kendinden sonra zaten harf olmadığı için, son harf olduğu için sondaki haliyle yazılmıştır. Diğer bir grup arkadaşlar Sin, Şın, yine Saddat da katabiliriz. Çünkü bunların hepsi şu kuyruktan itibaren atıyoruz arkadaşlar. Sin'in baştaki hali gördüğünüz gibi bu şekilde yazılır. Kendinden sonra gelen harfe bitişir. Selamun kelimesinde gördüğünüz gibi Sin harfi buradaki Lam harfine bitişmiştir arkadaşlar. Şu yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Bu Lam elif şudur. Aslında bu yazının çeşidinden böyle olmuştur. Normalde şuradan bitişmesi lazım. Şu şekilde.
Ortadaki hali gördüğünüz gibi hem kendinden önceki hem de kendinden sonraki harfe bitişir arkadaşlar. Ve sondaki hali arkadaşlar, hangi harf olursa olsun o harfin sonda yazılışı kendisinin aynısıdır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Şın harfi sin, şında olduğu gibi arkadaşlar. Bakın burada şın harfi ilk harftir. Çünkü en sağdaki harftir. Kendisinden sonra gelen harfi bitişmiştir. Mim harfi de ortadaki harfti ve sin harfi sondaki harf olduğu için az önce gördüğümüz gibi sondaki haliyle yazılmıştır. Şının ortadaki hali arkadaşlar sindeki gibi hem önceki hem sonraki harfi bitişir. Sondaki halde gördüğünüz gibi. Bak burada arkadaşlar mim harfi baştaki hal olduğu için kendisinden önce bir harf olmadığı için bu şekilde yazılır. Ortada da bu şekilde hem önceki hem sonrakine bitiştiği için. Şın harfi de arkadaşlar burada ortadadır, burada sondadır. Neden? Çünkü burada şından önce yani şının sağında kalan bir harf var. Solunda da bir harf olduğu için bu ortadaki harftir. Ancak bu şının öncesinde bir harf var, sağında bir harf var ancak solunda bir harf yok. Demek ki bu şın harfi sondaki harftir ve sondaki harfte olduğu gibi aynı kendisinin aynısı şeklinde yazılır arkadaşlar. Sad harfi arkadaşlar yine sin ve şında olduğu gibi ortadan itibaren atılarak yazılır. Gördüğünüz gibi baştaki hali. Yani şu ortadan aşağısı atılarak yazılır arkadaşlar. Sad harfi de hem önceki hem sonraki harfe bitişir, bitiştirilir. Sondaki hali de bu şekilde yazılır. Dad harfi sadda olduğu gibi tek fark noktadır arkadaşlar. Önceki ve sonrakine birleşir. Sondaki hali de bu şekildedir. Gelelim tı ve kalın peltek z harfine. Arkadaşlar bunların başta, ortada ve sondaki yazılışları aynıdır. Yani sad ve dat olduğu gibi bir yerlerden kesip atmayız. Aynı şekilde yazarız. Örneklere bakalım. Talebin kelimesinde olduğu gibi baştaki hali bu şekildedir. Yani şuradaki çizgi bu yazı çeşidinden kaynaklanıyor arkadaşlar. Normalde şu çizgi bir harf demektir. Bu kelimenin aslıdır, tığdır. Şu ise baştaki hali, yani şu çizgi benden sonra gelecek olan bir harfe birleşeceğim demektir arkadaşlar. Buradaki gördüğünüz gibi hem burada bir çizgi var hem de şurada. Yani hem önceki harfe hem de sonraki harfe bitiştiğini gösteren simgedir. Gördüğünüz gibi t harfi hem kendinden önce gelen f harfiyle hem de kendinden sonra gelen vav harfiyle birleşmiştir. Burada sondaki şekli de arkadaşlar şuradaki sizi karıştırmasın. Bak bu çizgidir. Bu harfin yazılış biçiminden kaynaklanan bir durumdur. Bu t harfidir. T'dan sonra başka bir harf gelmeyeceği için bu sondaki haliyle yazılır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar başta, ortada ve sondaki yazılış şekli aynıdır. Kalın peltek z harfi dediğimiz bu harf yine t gibi arkadaşlar başta, ortada ve sondaki yazılışları aynıdır. Ayın ve gayın harfi arkadaşlar yine sin, şın, saddat olduğu gibi şu ortadan itibaren atılarak yazılır. Gördüğünüz gibi ayın harfinin başta yazılışı kendinden sonraki ve kendi önceki harfe birleşen bir harftir. Biz şunu bileceğiz arkadaşlar. 6 tane harf bizim için çok önemli. Çünkü bu harfler kendinden önceki gelen harfle birleşip kendinden sonra gelen harfle birleşmez. Bu harfler kendinden sonraki ile birleşmeyen bu harflerden sonra gelen harf ise eğer ortada olan bir harfsa başındaki haliyle yazacağız. Çünkü kendinden önceki harfe bitişmediği için, ama son harf ise sondaki haliyle yazacağız arkadaşlar. Gayn harfi de ayın gibi arkadaşlar başta, ortada ve sondaki yazılış biçimi aynıdır.
Gelelim F ve kaf harfine arkadaşlar. Bu da yine şu ortadan itibaren kesilip atılır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fetha misalinde olduğu gibi F harfi başta bu şekilde yazılır. Hem öncekine hem sonrakine birleşen bir harf olduğu için hem önceki sin hem sonraki ra'ya birleşmiştir. Sondaki hali de arkadaşlar kendisinin aynısıdır. Kaf harfi de arkadaşlar F'nin aynısıdır. Tek fark F'de tek bir nokta var. Kaf'ta iki nokta var. Yine F'deki gibi başta, ortada ve sondaki yazılış durumları aynıdır. Hem önceki harfe hem sonraki harfe birleşir. Kef harfi. Arkadaşlar bu harf biraz karışıktır. Bu harfin baştaki yazılışı şu kefin sanki şu içindeki S'yi almışız buraya koymuşuz gibi arkadaşlar. Bir S şekli olacak şekilde yazılır. Örneğin kitabın kelimesindeki kef harfi bu şekil, baştaki yazılışı bu şekildedir. Bazıları arkadaşlar yani bunu bilemeyenler şu kefi baştaki hali bu şekilde yazıyor. Hayır arkadaşlar, başta bu şekilde yazılmaz. S şeklinde bu şekilde yazılacaktır. Kendinden önceki ve sonraki harfe birleşir. Peki burada neden birleşmemiz? Şimdi arkadaşlar daha önce de dediğim gibi yine tekrar ediyorum. İnşallah sizi kızdırmıyorum. Sürekli aynı şeyleri tekrar ediyorum. Buradaki zel harfi kendinden sonraki gelen harfle asla bitişmeyeceği için kef harfini biz bu şekilde değil de baştaki şekliyle yazıyoruz. Ortadaki harfi. Eğer bu kef harfi arkadaşlar son harf olsaydı, yani zel ve kef harfi olup şu ra harfi olmasaydı, o zaman biz şu kefi şu sondaki haliyle bu şekilde yazacaktık. Ancak ortadaki harf olduğu için ve kendinden önceki gelen zel harfine bitişmediği için, daha doğrusu arkadaşlar zel harfi kendinden sonra gelen harfle bitişmediği için biz kefi baştaki haliyle yazıyoruz. Ama bitişen bir harf olsaydı o zaman kefi bu şekilde yazacaktık. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, şu çizgi bir harfi ifade ediyor. Bir semboldür bu. Yani ortadaki yazılışı bu şekildedir diye sakın ortada böyle şuraya da bir çizgi koymayın. Bu bir harfi ifade ediyor. Yani ben kendimden önce gelen harfle birleşirim. Ancak benden önceki gelen harf, eğer benden kendisinden sonra gelen harfle birleşmeyen bir harf olduğu müddetçe asla birleşemez arkadaşlar. Sondaki hali de arkadaşlar kendisinin aynısıdır ve kendinden önceki gelen harfle birleşir. Ancak kendinden sonra gelen başka bir harf olmadığı için o kendini aynı şekilde yazılır. Lam harfi arkadaşlar gördüğünüz gibi yine şu ortadan itibaren şu sol taraf atılır arkadaşlar. Levnun kelimesinde olduğu gibi baştaki yazılışı bu şekildedir. Elif harfinde gördüğünüz gibi arkadaşlar elif harfi kendine öncekiyle birleşiyordu ama sonrakiyle birleşmiyordu. Lam hem öncekiyle hem sonraki harfle birleşir arkadaşlar. Selletun kelimesinde olduğu gibi. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar lam harfi yani son harf olduğu zaman olduğu gibi kendisinin aynısı gibi yazılır. Arkadaşlar eğer kelimenin deki harfleri hangisi ortada hangisi başta anlayamıyorsak en sağdan itibaren sayalım. En sağdaki harfimiz birinci harfimiz olacaktır. Başta yazılacaktır. En soldaki sondaki harfimiz soldaki harfimiz sonuncu harf olacaktır ve sondaki yazılış şekli yazılacak. Arada kalan harfler arkadaşlar ortadaki harftir. Ortadaki şekliyle yazılacaktır. Ancak eğer ki ortada olsa bile kendinden önceki harfle bitişemiyorsa o zaman baştaki şekliyle yazılmak zorundadır. Mim harfi arkadaşlar yine kuyruğunu atıyoruz. Mathafun örneğinde olduğu gibi başta bu şekilde yazılıyor. Ortada hem önceki hem sonraki harfe birleşerek yazılır. Sonda da arkadaşlar hem kendinin önceki harfe birleştiği için kendisinin aynısı şekliyle yazılır.
Nun harfi arkadaşlar B, T, Peltek, S'de olduğu gibi Nun harfi de başta, ortada ve sonda aynı yazılır. Tek fark B'de şu nokta alttaydı. T'de şurada 2 nokta vardı. Peltek S'de de 3 nokta vardı. Ancak yazılışları aynıdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mesela Nun harfinin başta yazılışı bu şekilde. Ortada yazılışı hem önceki hem sonraki harfe birleşiyor. Sondaki yazılışı da arkadaşlar kendisinin aynısıdır. Vav harfi 6 tane harf grubu olan, kendinden önceki harfle birleşip kendinden sonraki harfle birleşmeyen bu 6 harfin sonuncusudur arkadaşlar. Şurada niye aynı şekilde yazılıyor? Çünkü hem burada başta olduğu için, kendinden önce bir harf olmadığı için öncesinde bir çizgi olmuyor, olmayacaktır. Ve kendinden sonraki harfle de bitişmeyeceği için burada da bir çizgi yok. Şurada gördüğümüz gibi. Peki elif kendinden önceki harfle birleşir. Burada birleşmemiz. Neden? Çünkü vav diyor ki arkadaş ben benden sonra gelen harfi asla kabul etmem. Benden önce gelseydin kabul ederdim ama benden sonraki harfi kabul etmem. O yüzden bana birleşemezsin diyor. Elif de aynısını söylüyor. Kendinden önceki gelen harf vav olduğu için birleşemiyor. Ama kendinden sonraki gelen harfle de birleşmeyeceği için burada ha'yı biz baştaki haliyle yazıyoruz. Yani normalde burada en sağdaki harf vav birinci harf baştaki haliyle yazılacak. En soldaki harf dal harfi sonuncu harftir. Geride kalan elif ve ha harfi ortadaki harftir. Ortadaki haliyle yazılacak. Yani şu ha ortada kaldığı için ortadaki haliyle yazılması lazım. Ancak elife birleşemeyeceği için o zaman biz ha'yı baştaki haliyle yazmak zorundayız. Ama burada ha son harf olsaydı, yani vav, elif ve ha olsaydı, şu dal olmasaydı, o zaman bu ha'yı biz sondaki haliyle yazacaktık arkadaşlar. Ortadaki hali yazılış şekli arkadaşlar, gördüğünüz gibi kendinden öncekiyle birleşiyor, kendinden sonrakiyle birleşmiyor. Tıpkı dal, zel, ra, ze ve elifte olduğu gibi sondaki yazılışı da aynı dediğimiz gibi arkadaşlar. H harfi baştaki yazılış arkadaşlar bu şekildedir. Kendinden sonra gelen harfe, ortada ise hem önceki hem de sonraki harfe birleşerek yazılır. Arkadaşlar H'nin iki çeşit yazılımı vardır. Ben burada bir tanesini aldım. Çünkü klavye diğer yazılımını bulamadım. Yazmıyordu arkadaşlar. Diğer yazılımda bu hastanede bu kalp cihazlarında şey olurken böyle dıt dıt çekerken şu şekilde şeyler olur. Aşağıya iner böyle vav şeklinde gibi. O şekildedir. İkisinden bir tanesi yazılabilir. Ortadaki yazışı gördüğünüz gibi hem önceki hem de sonraki harfe bitişir. Sondaki yazılış arkadaşlar yine iki şekildedir. Eğer kendinden önceki harfe birleşiyorsa bu şekilde yazılır. Ama birleşmiyorsa ise bu şekilde ayrı yazılır. İkisine de örnek verelim arkadaşlar. Vecühün kelimesinde olduğu gibi. Burada gördüğünüz gibi H harfi kendi önceki cim harfine bitişeceği için bu şekilde bitiştirerek yazılır. Ancak burada kerihun veya kerihe fiilinde ki H harfi kendinden önce gelen harf, ra harfi neydi bu harf? Ben kendinden sonra gelen harfle birleşmem, kabul etmem diyen bir harf olduğu için H'yi bu şekilde ayrı yazıyoruz. Arkadaşlar dikkat edelim. Arapçada harf sağdan sola doğru yazıldığı için en sağdaki harf birinci harfimiz. Yani burada H'yi 1, 2, 3 deyip de H'yi başta, cimi ortada, vav'ı sondaki haliyle sakın olarak yazmayalım. Lam elif arkadaşlar lam ile elifin birleştiği bir harf olduğu için birinci harf burada lam, ikinci eliftir. Elif de kendinden sonraki gelen harfle birleşmeyeceği için yazılış şekilleri ortada ve sonda ve başta aynıdır arkadaşlar. Burada sadece kendinden önce bir harf olmadığı için lam bu şekilde yazılır. Burada da lam elif şu lamdır. Arkadaşlar şu bilgisayar yazımı olduğu için bu şekilde yazılır. Normalde şu elif değildir. Sakın yanlış anlamayalım. Normalde şu şekilde yazması lazımdı ortadan. Bu lam eliftir arkadaşlar. Şu çizgi ise bir harftir. Yani lam harfi kendinden önce gelen harfle bitiştiği için aynıdır. Yani lamla aynıdır arkadaşlar. Fark eden bir şey yok.
lambdaki gördüğümüz aynı. Sadece burada bütün lamlardan sonra elif geleceği için lam elif olarak söylüyoruz. Ortadaki ve sondaki yazılışta gördüğünüz gibi aynıdır arkadaşlar. Lam'ın da iki çeşit yazılışı vardır arkadaşlar. Bir bu şekilde yazılır. Bir de şu şekilde yazılır gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve son harfimiz Y harfi. Arkadaşlar bu da B, T, Peltek T ve Nun'daki gibi arkadaşlar. Nokta farkı olarak başta, ortada ve sondaki yazılışı aynıdır. Yani burada B'de şu tek nokta vardı. T'de şu iki nokta üstteydi. T'de 3 nokta vardı üstte ve Nun'da da yukarıda tek nokta vardı üstte. Baktığımız zaman Y harfi başta kendinden sonra gelen harfe birleşeceği için bu şekilde yazılır. Ortada hem önceki hem sonraki harfe birleşir. Ve sondaki yazılışı da arkadaşlar kendisinin aynısıdır. Peki burada niye böyle şu çizgi ifade eden harf olan Elif'e birleşmemiz? Çünkü Elif kendinden sonraki gelen harfi kabul etmeyen bir harf olduğu için, kendinden sonraki gelen harfe birleşmeyen bir harf olduğu için biz buradaki Y'yi bu şekilde ayrı yazıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Faydalı olmak için elimden geleni yaptım. Bu videoyu gece saat 1.30'dan sonra çekiyorum. Eğer sürçülisan edip kelimeleri yanlış telaffuz ettiysem affola. Affedin arkadaşlar. İnşallah faydalı olmuşumdur. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.